Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz en son 1.17 güncellemesini aldık. Bir iki de video çekmiştik zaten. Onun haricinde şöyle yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 464K paramız var. Mercedes Benz Actros 1851 2020 model aracımız var. Bunun haricinde ekstradan şöyle göstereceğim. Kaplama da bu arada Apendi kardeşime, buradan kocama selam olsun, Maraş'a, Kahramanmaraş'ımıza, kardeşimizin eline emeğine sağlık. Bu işlerde gerçekten de efsane diyebilirim. Yaptığı kaplamalardan dolayı işini severek yapıyor. Müthiş bir kaplama. Gördüğünüz gibi bu şekilde, açıklama linkini de koyacağım zaten. Onun haricinde evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum, San Marino şehrinde elde ettiğim, yani her zaman da giremiyorum, ilk başlarda girmiştim, o zaman size göstermek için bu nasıl para ve altın kasma. Şimdi her gün biliyorsunuz günlük 10 ve 5 tane de reklamsız araç gönderme var. 10 tane seçenek veriyor bize. Yani 10 adet işte işe gönderme hakkı geliyor. 5 tane de reklam izlemeden direkt işe gönderiyoruz. O şekilde yani böyle yavaş yavaş devam ediyorum yoluma, ama San Marino'nun bana kazandırdığı şeyleri size söylemek için gösteriyorum bunu. Evet, gördüğünüz gibi Mercedes Actros şu anda altımızda. Zaten ücret olarak da bayağı yüksek bir araç. Onun haricinde Volvo var bir de. Arkadaşlar onu da bir gösterelim. Aynen, Volvo'yu zaten sürmek için Amerika'dan araç, pardon, şirket satın almamız lazım. 95 bin dolar şirketi zaten satın aldım. Onun haricinde üstüne de bu aracı satın aldım. Görüyorsunuz bunların hepsini ben tabii ki San Marino şehrinde yaptım. Evet, şimdi tekrar Mercedes'e dönelim. Göster diyelim şöyle. Buraya da seç diyelim. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, Apendi kardeşime de buradan kocaman selam olsun, eline emeğine sağlık. Bu arada tabii ki biliyorsunuz sandık sorunu vardı. O sorun da giderilmiş. Hemen işler bölümüne gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi yani hata vardı sandıkta, maalesef araç açamıyorduk. Sıkıntı vardı yani sandıkta. Şöyle araca, sandığa bir basalım. Evet. Şöyle açtır diyoruz. Evet, şöyle de hemen sıcağı sıcağına gördüğünüz gibi BMC çıktı. Yani bu sıkıntı da giderilmiş oldu arkadaşlar. Onu da size bu videoda söylemiş olayım. Bir de şöyle bir çark çevirelim. Sıcağı sıcağına. Evet, 1500 dolar geldi. Evet arkadaşlar, şöyle iş kısımlarına geldiğimiz zaman tabii ki çok fazla da böyle yüksek bakmıyoruz. Aynen. Şu anda Gaziantep'ten Erzincan'a evet kurutucular var. Bir de Erzurum'dan Bingöl'e var. Aksaray'dan Konya'ya var arkadaşlar. Evet, Aksaray'dan Konya'ya 174 kilometre. Şöyle araç falan da yıkarız. Biraz oyalanırız yani. Bakarız duruma göre de. Evet, öğlen yapıyoruz. Burayı da bulutlu yapıyoruz arkadaşlar. Oyna diyoruz. Evet, Mercedes Actros'ta yollardayız. Tabii ki bunları dediğim gibi San Marino şehriyle yaptım. Yani eğer vaktiniz varsa, devamlı böyle yukarıdan 15 dakikada bir şoförler gidip geliyor. Benim vaktim olmadığı için onu maalesef yapamıyorum. Ama sizin varsa tabii ki yani burada rekor altın para kasarsınız San Marino'yla. Evet, tam da yükümüz karşıda. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Şöyle konsolu kapatmadan önce, pardon, şu son ayarları da bir yapalım. Evet, klimamızı açtık. Aynen. Şöyle, evet, müzik de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu normalde kaybolmuştu. Menüdeydi bu, biliyorsunuz. Buraya gelmiş, bunu da böyle göstermiş olayım. Şöyle tekrar bir kapatalım çünkü. Evet, şöyle yaptık. Evet, net lock taşıyacağız arkadaşlar. Böyle iç kısmını da göstereyim.
Evet, bir iki defa şöyle bir çalsın, sıkıntı yok. Bunu da göstermiş oldum size. Biliyorsunuz menüden daha önce gitmişti. Bir sıkıntı mı oldu demiştik acaba, ya da iptal mi etmişlerdi, ama sonra buldum ben. Şöyle. Evet, şöyle de iç kısmı bir alalım. Konsolu indirelim aşağıya. Aynen. Evet, gördüğünüz gibi camlar bile arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Camlar bile şu anda kirli. Yani çok şükür diyelim. Eskiye döndü Zux Game. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla herhalde komple kapatmayı bile buldum. Onu da size söyleyeyim. İşte alttaki şeye bastığımız zaman tertemiz oluyor ekran. Ama gerek yok. Evet, bir dakika. Evet, şirketi görüyorsunuz tam karşıda. Şu sorunumu düzeltiyorum. Evet arkadaşlar, bir tane araç benimle beraber dönmeye çalışmış. Kurtardık, sıkıntı yok. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Aynen, camlar da çabuk kirleniyor. Araç da kirleniyor tabii ki, biliyorsunuz. Evet, şöyle artık yağmur yağıyor gibi açacağız. Evet, Zug Stadyumu'nun yanından geçtik. Evet, biliyorsunuz bayağıdır da Mercedes gelmiyordu. Seni biz geçelim be kardeş. Evet, ben de tabii ki yeni güncelleme bekliyorum arkadaşlar. Yeni tır da bekliyorum sizler gibi. Yani şu an için şöyle söyleyeyim. Direksiyonda sorun yok diyebiliriz. Onu da geçtik. Onun haricinde bütün hatalar giderilmiş oldu. Şöyle. Tren de geçti. Evet, yeni gördüm bunu. Alt tarafa bastığımız zaman gördüğünüz gibi tertemiz oluyor ekran. İlk defa görüyorum, öyle söyleyeyim. Evet, bu özellik zaten vardı. Evet, şarkıyı da bir kere daha dinleyip kapatırız arkadaşlar. Sorun yok. Haydi bakalım. Böyle çalıştıralım. Evet, görüyorsunuz. Evet. Öyle gerçekten de. Dediğim gibi kaplama Apendi kardeşimizden, açıklama kısmında linki bulacaksınız.
Haydi bakalım. Evet, bu arada bu simülatörden de çok fazla soru geliyor arkadaşlar, ne zaman çıkacak diye. İnanın en kısa zamanda deniliyor, sadece o kadar. Ona da herhalde yeni yollar artık ya da yeni garajlar tam mı olur bilmiyorum. Ama en kısa zamanda gelecek bu simülatör Ultimate arkadaşlar güncellemesi. Evet, biz de biliyorsunuz hem PlayStation 4'te hem Android'de devam ediyoruz serilerimize, oyunlarımıza. Tabii bunların üstüne bir de Volta ve Altay var biliyorsunuz. Şu müziği de artık durduralım arkadaşlar. Aynen şöyle. Şuradan da konsolu kapat diyelim. Haydi bakalım, bundan sonra yolumuza devam edelim. Güzel bir müzik oldu. Size de göstermek istedim. Yani menüde iptal edildi ama oyun içinde bu şekilde dinleyebiliyoruz. Zux Game radyo olarak. Yani dilerseniz tabii ki bütün Türkiye'deki radyolar da var. O sorun değil. Ama biz biliyorsunuz kayıt yaparken telife girdiği için. Evet, bunu da direksiyonu görüyorsunuz artık. Çok şükür eskisi gibi değil. Yavaş gittikten sonra da bir sıkıntı yok zaten. Evet, şu ileride bir evet, yemek molası verelim. Bir de aracımızı bir güzelce yıkatalım. Şu gördüğünüz gibi camlar falan bayağı bir kirlendi. Aynen şöyle. Evet, Zux dinlenme tesislerindeyiz arkadaşlar. Bu yolda bir sıkıntı var. Biraz düzelmiş ama yani düzlemişler. Evet, inşallah daha da düzleşir, öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yani yavaş da çıksanız burada bir sıkıntı mutlaka oluyor. Yani şöyle devam edelim buradan. Evet, şöyle bir buradan sağa dönmemiz lazım. Bir kere daha buradan gelmiştim direkt. Yemek yeme yerine çıkıyor burası. Şöyle araçtan inme falan olsa yemek yeme yerine gidilecek, çok güzel olur. Ama maalesef o araçtan inme şu an için yok da ileride ben bekliyorum Zux Game'den arkadaşlar. Şöyle ileri almışlar arkadaşlar, şimdi gördüm. Yani tam da buraya almışlar yemek yeme yerini. Şöyle. Evet, umarız bir defa da gireriz şöyle. Aynen. Şöyle bir yanaşalım. Aracımızı da yıkatırız zaten. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Şöyle yemeğimizi bir yiyelim arkadaşlar. Dinlenmeye de ihtiyacımız yok. Şuradan isim vermeden geçelim. Evet, 70 lira tuttu. Yemeğimizi bir yiyelim yemek alanında. Ondan sonra aracımızı yıkatıp yolumuza devam ederiz. Şu an için güzel geçiyor yolculuğumuz. Gördüğünüz gibi yemek alanı ama ilerleyen güncellemelerde ki ben bekliyorum öyle bir şey. Araçtan inip normal yemek yeme yerine gidip yemek yiyebiliriz.
diye umuyorum. Güncellemelerden sonra o şekilde bence bir güncelleme çıkacaktır Zugscan'den. O da sürpriz olabilir. Hani şu an için her ne kadar şöyle söyleyeyim, full oyunlarda herhangi bir rakibi olmadığı için bir sıkıntı yok. Yani Zugscan bu işi zaten mükemmel yapıyor. Ona bir sözümüz yok. Onun haricinde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. İlerleyen dönemde dediğim gibi araçtan inip şöyle yemek yeme yerine gidip yemek yeme özelliği gelebilir. Yani bu şekilde değil de mesela şuradan da biz bir su alalım. Devamlı yanımıza kalsın çikolata. Evet, şurada bir çay alalım, bir de kahve alalım. Bir 70 de buraya gitti. En azından çantamızda kalsın. Evet, burada var mı acaba, bakalım şöyle. Araç çıkama, aynen. Evet, şurada bir arkadaşlar kahve içelim. Ya da şöyle bir 360 kamerasıyla. Aynen. Görüyorsunuz bayağı bir araç kirli. Şöyle kahvemizi de bir içelim. Çantamıza bakalım. Ya da çayımızı içelim. Evet, şimdi şöyle dolaşalım arkadaşlar. Aracımızı da bir güzel temiz yıkatalım. Ondan sonra da artık basıp gideriz. Benzinimiz iyi. Benzinde bir sıkıntı yok. Aynen, şuradan şöyle bir dönelim. Bu şekilde. Haydi bakalım. Evet, dediğim gibi dış kısmı otomatik olarak zaten yıkamaya girdiğimiz zaman alıyor. O yüzden 360'a gerek yok. Otomatik olarak şimdi alacak zaten, gördüğünüz gibi kendi 360'a otomatik olarak aldı. Bunu da geçen bölümde zaten yapmıştık arkadaşlar. Evet, şöyle. Aynen, aracımızı şöyle bir tertemiz yapıyoruz. Ondan sonra da basıp teslimatı yaparız. Orada da noktalarız zaten. Evet, 1.17. Dediğim gibi belki de Amerikan Trak otobüsünü 18'de devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi çok şükür aracımız tertemiz oldu. Camlar falan, yemeğe girmeden önce görmüştünüz. Bütün camlar bayağı bir pisti. Evet, burada da sıkıntı vardı biliyorsunuz. Daha böyle bir dik yokuştu burası. Evet, hala sıkıntı var ama tabii ki en azından %20 falan inmiş o sıkıntı. Buraların daha da zor iniliyordu yani. Araç baya bir dağılıyordu sağa sola. Dediğim gibi oraya böyle düz alan yaparsa daha da güzel olur. Haydi bakalım şöyle yolumuza devam edelim. Evet, şu anda hemen hemen 58 kilometre yolumuz var. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu camlarımız. Evet, yani Amerikan Trak'ta da muhtemelen 1 milyonu geçecek bizim parada. Dediğim gibi San Marino şehrini her bölümde tabii ki söylüyorum sizlere. Eğer bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar, San Marino şehri olmazsa olmazlardan bir tanesi olacak sizin için. Evet, ilk defa bir bölümde iki tane, iki defa daha doğrusu çoban görüyorum. Normalde bir defa geçiyor biliyorsunuz o tren istasyonundan sonra. İlk defa iki oldu.
Zaten aracın içi efsane ama tabii eksik tırlar var. O eksik tırlarla geldi mi daha da güzel olacak. Evet. Çok enteresan arkadaşlar. İkinci kez yine tren istasyonundan geçiyoruz. Nasıl bir yolsa artık üst üste ikinci tren. Öyle gördüğünüz gibi Zux. Evet, az önce sağa gidiyordu, şimdi sola doğru gidiyor. Yani gidiş dönüş. Bu da ilk defa oldu, iki defa tren gördük bir bölümde. Öyle söyleyeyim. Haydi bakalım. Evet, 30 kilometre yolumuz kaldı. Artık çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Evet, artık yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Yani 178, 176 öyle bir şeydi galiba kilometre ama yine 21 dakikayı geçti. Ben daha çabuk biter diye umuyordum ama en azından bir yıkamaydı, yemekti falan. En azından 20 dakikanın üstünde iyi oldu diyebilirim. Evet, artık yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. Aynen, ileriden sola döneceğiz. Dediğim gibi sandık da düzeldi. Sandık sorunu hallolmuş oldu. Ona da tabii ki ayrı bir sevinmiş olduk. Hatta şöyle söyleyeyim. Sandıktan sonra eski benim hatalı şeyler vardı. Onlar da geri gelmiş çünkü öbür taraftaki şeyleri de görmüş oldum. Eski açtığım araçları, kartları. Siz de deneyin tabii ki. Evet, şöyle sinyalimi ben vereyim. Dediğim gibi normal şartlarda burada buraya kırmızı yanında bizim geçmemiz lazım ama maalesef ters işletmişler. Mesela şu anda karşı taraf durdu. Evet. Benim burada dediğim gibi ters olmuş bu aslında. Yani sola dönün. Evet arkadaşlar, böylece final yapmış olduk. Geldik. Çok şükür sağ salim, kazasız belasız gelmiş olduk. Varış noktasına ulaştınız. Evet, normal teslimat diyoruz. Evet, buradaymış zaten yerimiz. Evet arkadaşlar, ben şöyle durayım, olmazsa şöyle bir dışarı geçelim. Ben sonra zaten park ederim onu. Şöyle 360 kamerasına bir geleyim. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle farlarımızı falan da bir açtık güzelce, ne görüntümüz şöyle olsun. Evet. Evet, aracın dediğim gibi kaplamasını buradan Apendi kardeşim yaptı. Eline emeğine sağlık, buradan kocaman selam olsun. Aynen bu şekilde aracımızı şimdi ben teslimatını yapacağım. Ama videoyu da burada noktalayalım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni videolar gelmeye devam edecek. Serilerimiz de devam edecek. Evet, şimdilik benden bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.